Allah. Merhaba arkadaşlar ya. İyi misin? Estağfurullah. Öfke yok. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evimizi çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Böyle sosyal imkanlar sunuyorsunuz. En çok da geçen çıkmaya gittik, orayı çok beğendik. Orası, burası da çok harika. Çok harika. Biz var. Özellikle tabii karşıdan baktığımız zaman iki türlü şehir görüyoruz. Sağ tarafta tabii eski yerleşim yeri. Bu taraf çok daha yani nezih ortam. Yollar, şehrin yapısı, şeyi çok şehrin güzel. Yerleşimi de çok güzel. Binaların çok güzel bir şey. Çok düzgün oturmuş. Yani çok beğendik. Biz teşekkür ediyoruz çalışanlarımız için. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çekmeye mi geldiniz? Yoksa çocuklar mı var? Oğlum, çocuklarımız var. Damadımız da kızımız da burada çalışıyor. Beraber geldik sağ olsunlar. Başta başkanımız, okul il milli eğitim müdürlüğümüz, ilçe milli eğitim müdürlüğümüz, okul müdürlerimiz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten şehirleşme açısından biz maalesef çoğunluğu olarak diyorum ben, diğer iller için söylemiyorum da biz hep CHP yönetiyor bizi. Hiçbir zaman AK Parti veya bir sağ parti hiçbir zaman olmuyor. Biz her zaman her zaman maalesef yani köy gibiyiz biz. Çok batıdayız ama tam Avrupa'yız biz yani. Ama maalesef işte öyle. Ama hepinize bu güzel organizasyon için Sayın Başkanım sizlere ve diğer arkadaşlarımıza hürmetlerimizi sunuyoruz. Teşekkür ediyorum. Evvela ben Marmara Üniversitesi mezunuyum ben de. Meslek dersleri öğretmeniyim. Kamil Hocam hocam olur kendisi. Çok mutlu olmuşum onu görünce de ayrıca. Gerçekten bu yarışma birçok şeye vesile olacak gibi geliyor bana. İnşallah hayırlara vesile olur. Çok çok güzel anılarla, çok güzel dostluklarla buradan ayrılırız diye temenni ediyorum. İnşallah öğrencilerimiz de yarın çok güzel bir sunum yaparlar bize. Ayrıca başkanlarımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Muzaffer Gürler, aslen Bitlisliyim. İstanbul'da Pendik Abdurrahman Gürses Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meslek dersleri öğretmeni olarak görev yapıyorum. Şimdi tabii öncelikle hayırda yarışmanın güzelliğini yaşıyoruz. Bundan daha güzel bir mutluluk olamaz. Kaybedeni olmayan bir yarışmadayız. Uzun aşamalardan geçtik. Uzun çalışmalar, uzun bir süreçten sonra şu anda Türkiye finalinde olmak büyük bir mutluluk, gurur verici bir şey. Öğrencim adına, kendi adıma ve okulum adına gerçekten büyük bir kıvanç duyuyorum. Tabii bu yarışmanın Kahramanmaraş'ımızda yapılmış olması, onların ev sahipliğinde yapılmış olması da ayrı bir güzel. Güzel bir ortam, güzel bir şehir. Daha önce gezme fırsatı bulduğum bir şehir. Tekrar gelmekten mutluluk duyuyorum. Özellikle bugün gerçekten bizi büyük bir heyecanla, aşkla, şevkle, büyük bir titizlikle karşıladılar. Eski belediye başkanımız olmak üzere Milli Eğitim Müdürümüz, okul müdürümüz ve emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hali hazırda özellikle belediyemizin de büyük bir katkısı oldu, müftülüğümüzün. Kısaca bu anlamda emeği geçen bütün kurum ve kuruluşlara, şahıslara hürmetlerimizi arz ediyoruz. Onların adına gurur verici bir gün.
Biz de bu özel ortamda bu güzel havayı teneffüs etmekten büyük bir kıvanç duyuyoruz. İsmim Furkan, soyadım Çelik. İstanbul Pendik Abdurrahman Gürses Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden yarışmacı olarak burada bulunuyoruz. Bundan dolayı çok mutluyum. Öncelikle bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hocalarımın dediği gibi de bu yarışmanın kazananı ya da kaybedeni yok. Güzel bir program olacak inşallah. Tekrardan herkese başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Yarışma hakkında yani buraya gelen herkes bir başarı sergilemiştir yine de. İşte bakacak herkes kendi stilini ortaya koyacak, hitabetini ortaya koyacak. Ona göre bize yarışacağız. Yani. Mustafa Bülbül, Aksaray Kanuni Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin temsilen katılıyoruz. Güzel bir yarışma olacağına inanıyoruz. Buraya Aksaray'dan geldik. Kahramanmaraş 13 Şubat Belediyesi'ne, İmam Hatip Lisemize, Milli Eğitim Müdürlüğümüze yapmış olduğu organizasyondan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir ev sahipliği yaptılar. Öğrencilerimiz için bu yarışmaların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum ve öğrencilerimize başarılar diliyorum. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün Türkiye'de bulunan tüm İmam Hatip liseleri arasında düzenlemiş olduğu birkaç yarışma türü var. Onlardan bir tanesi de genç nidalar hutbe okuma yarışması. Bu hutbe okuma yarışmaları bütün Türkiye'de İmam Hatip liseleri arasında organize edilmiş. Önce il birincilerinin, daha sonra bölge birincilerinin belirlendiği bir yarışma. Biz yarın inşallah Abdülhamid Han Camii'mizde bu yarışmanın Türkiye finalini yapacağız. İlimize, Kahramanmaraş'ımıza, Türkiye'nin değişik illerinden, değişik 10 ilinden yarışmacılar, onların rehber öğretmenleri ve bu heyecanı paylaşmak isteyen aileleri geldiler. Biz onları bugün öğlen vaktinden itibaren İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak karşıladık. Hem Kahramanmaraş'ın tarihi turistik yerlerini hem doğal güzelliklerini kendilerine elimizden geldiği kadar gezdirmeye ve göstermeye gayret ettik. Bugün akşam yemeğinde de 12 Şubat Belediye'mizin organizasyonunda bir araya geldik. Ben bu organizasyonda görev alan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederken 13 Şubat Belediye'mize de katkılarından dolayı teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bugün hutbe yarışması dolayısıyla Kahramanmaraş'ta misafir ettiğimiz arkadaşlarla beraber olma imkanını bulduk. 10 vilayetten yarın Abdülhamid Han Camii'mizde yapılacak olan hutbe yarışmasına katılacak arkadaşlarımız Kahramanmaraş'ımıza teşrif ettiler. Onlarla bir akşam yeme imkanını bulduk. Hem sohbet ettik hem de Kahramanmaraş'ımızın mevcut durumu ile ilgili, yaptığımız çalışmalarla ilgili, özellikle insan odaklı ve eğitim alanında yaptığımız çalışmalarla ilgili karşılıklı olarak düşüncelerimizi paylaşma imkanını bulduk. Artık gördüğünüz gibi Kahramanmaraş bir takım yarışmaların, müsabakaların merkezi haline geliyor yavaş yavaş. Tesislerimiz arttıkça sadece hutbe ya da hafızlık yarışmaları değil, başka sportif çalışmalarda, yarışmalarda Kahramanmaraş'ımızda yapılacak. Ama tabii bizim için bir hutbe yarışmamızın Kahramanmaraş'ımızda bir ayağının en azından Kahramanmaraş'ta yapılmasından son derece mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hepsi güzel pırlanta gibi delikanlılardı. Abdülhamid Han Camii'mizde inşallah tatlı bir rekabet içerisinde hutbeleri ihra edecekler. Biz de orada inşallah fırsat bulursak katılacağız. Ve onlara Kahramanmaraş'ımızla ilgili küçük hediyeler takdim edeceğiz. Ben onları Kahramanmaraş'ta ağırlamaktan son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Kahramanmaraş güzel bir memleket. Bu kabil güzel programlarla da daha güzel hale geliyor. Ben bütün bugün bizleri onurlandıran 10 vilayetten arkadaşlarımıza Kahramanmaraş'ımıza hoş geldiniz diyorum. Kendilerine yarınki yapacakları güzel yarışmada başarılar diliyorum.